Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor Bülteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Bültene başlıyoruz. Ordu Spor 1967 13. haftada oynayacağı Alanya Kestel Spor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. 3. Lig 4. grup ekibi Ordu Spor 1967 Armoni Alanya Kestel Spor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Muş deplasmanında 3 gollük bir galibiyet alan Mor Beyazlar, Alanya maçında hedefi galibiyet olarak belirledi. Ligde üst üste 2 galibiyet alan temsilcimiz evinde taraftarın desteğiyle seriyi 3 maça çıkarmayı planlıyor. Playoff'lu olan puan farkını 1'e düşüren Mor Beyazlar devre arasına kadar oynayacağı 2 maçta 2 galibiyeti hedefliyor. Mor Beyazların pazar 14'te Yeni Ordu Stadyumu'nda konuk edeceği rakibi Alanya Kestel Spor 16 puanla 5. sırada bulunuyor. Ordu Spor 1967'de Yusuf Avcılar Muş Spor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Alanya Kestel Spor maçında forma giyemeyecek. Fasa Belediyespor 13. haftada Silivri Spor'a konuk olacak. Temsilcimiz İstanbul deplasmanında 3 puan hedefleyecek. Fasa Belediyespor 3. Lig 3. grubun 13. haftasında Silivri Spor deplasmanında puan mücadelesi verecek. Önceki hafta evinde Belediye Kütahya Spor'la berabere kalarak 2 puan kaybeden temsilcimiz İstanbul deplasmanında kazanarak puan kaybını telafi etmek istiyor. 3. Lig 3. grupta 19 puanla 6. sırada bulunan Mavi Siyah Sarılılar playoff içinde yer alıyor. Sezonun son haftasına kadar playoff yarışında yer almak isteyen temsilcimiz şampiyonluk kupasını Fas'a getirmeyi planlıyor. Pazar saat 13'te İstanbul'da oynanacak mücadelede Fas'a Belediyespor orduların desteğini yanında görmek istiyor. Mavi Siyah Sarılıların rakibi Silivri Spor ise 3. Lig 3. grupta 23 puanla 3. sırada yer alıyor. İlki Ordu Spor'da 3 günlük izin sona erdi. Mor Beyazlılar yeniden çalışmalara başladı. 3. Lig 1. grupta mücadele eden 52 Ordu Spor'da 3 günlük izin sona erdi. 12. haftada Talas Gücü Belediyespor'la 0-0 berabere kalan Mor Beyazlar yeniden hazırlıklara başladı. 13. haftayı maç yapmadan bay olarak geçirecek temsilcimiz 14. haftada Küçükçekmece Sinopspor'la oynayacak. Ligde istediği performansın altında kalan Mor Beyazlar 11 maçta yalnızca 17 puan topladı. 52 Ordu Spor 3. Lig 1. grupta 5. sırada bulunuyor. Temsilcimiz lider Ali Ağa Futbol'un 13 puan gerisinde kaldı. Mor Beyazlar 14. haftada oynayacağı Sinopspor maçı hazırlıklarına kendi tesislerinde başladı. 52 Ordu Spor 15. haftada Artvin Hopaspor maçıyla sezonun ilk yarısını tamamlayacak. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güner, Melet Irmağı kıyısına uluslararası offroad pisti yapacaklarını ifade etti. Bunlara bir güzel bir şey düşündük. Böyle senede belli aralıklarla bunu yapacaklarına tabii bir yer seçtik. Melet kıyısında bir parkur oluşturduk. Bu parkurda istedikleri kadar hazırlık yapmadan oraya gelecekler. Belki de dünyanın sayılı parkurlarından biri olacak. Ve aynı zamanda burada hem sportif faaliyetler olacak, hem sporcu yetişecek, hem tıpkı AFAD'daki meseleler gibi ulaşacak bir tabii güç Ordu merkezi olarak çıkacak. Bu yeni oluşturduğumuz bir alan. Ve şimdi DS ile de görüşüp bu şeyler, müsaadeleri aldıktan sonra orada internasyonel anlamda, uluslararası anlamda bir pist oluşacak. Derinliğiyle, yüksekliğiyle, tepeleriyle, çukurlarıyla, su birikintileriyle. İşte gördüğünüz gibi burada çalışmaları yaptılar. Ve burada gerçek anlamda hayatın beklenmedik sürprizlerine karşı mücadele gücünü Ordulu gençler, Ordu'nun delikanlıları
hanımlı beyli burada yapabilecekler. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Mutlu kalın, hoşça kalın. Altay TV'den ayrılmayın.